Biz şimdi iş dünyası temsilcilerinden görüş almaya devam edeceğiz. Çok da değerli bir konuğumuz var. X-Koren Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Kaytan bizimle birlikte. Merhabalar efendim, merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar İlke Hanım, teşekkür ederim, sağ olun. Şimdi orta vadeli programla başlayalım istiyorum. Evet. Çünkü orta vadeli programa iş dünyasının tepkileri önemliydi bugün. Tabii bütün ekonomik aktörleri ilgilendiriyor, her sektörü ilgilendiriyor. Mutlaka ki sizleri de ilgilendiriyor. O yüzden önce siz nasıl karşıladınız, öyle başlayalım. Ben de çok iyimser buldum. Açıkçası büyüme oranımız tabii 4'ten 3.5'a çekildi. Bunun yanı sıra tabii ki hükümetimiz, devletimiz bazı önlemler alıyor, bazı açıklamalar yapıyor ama ben iş dünyasının bahanelere sığınmadan, krediye finansmanı düşünmeden, enflasyonu düşünmeden, dolar kurunu düşünmeden hepimiz el birliğiyle yola çıkıp bizim de bir şeyler yapmamız gerektiğine inanıyorum. Yoksa bu tür bahanelere sığınırsak zaten bu döngüden de hep beraber çıkamayız. Biz kendimiz firma olarak büyüme oranı 4'ten 3.5'a çekilmişse de kendimiz %50 büyüyeceğiz. Evet, yılı kapatmaya biliyorsunuz 4 ay kaldı. Biz dolar bazında %20, TL bazında %50 büyümeyi öngörüyoruz. Şimdi bahaneleri bırakıp neler yapabileceğimize bakarsak, işte ihracat pazarlarımızı, dış ticaretimizi biraz arttırırsak beraberce çıkabileceğimizi düşünüyorum. Sayın Kaytan, o zaman şöyle sorayım. Siz büyümeyi daha büyük bir şekilde öngörüyorsunuz kendi adınıza, evet, şirketiniz bazında. Bu büyüme aynı zamanda istihdam, aynı zamanda ihracat tarafını nasıl yankı bulacak? Nasıl bir projeksiyonunuz var mesela? Kendi işletmeniz özelinde bana değerlendirirseniz. Bizim işletmemiz özelinde biz zaten gelirlerimizin yarısını dış pazarlardan elde eden bir firmayız. İstihdamımızın da yine bir dahaki yıl %50 istihdam arttırmayı öngörüyoruz. Çünkü buna göre bir yatırım yaptık. Buna göre bir yerli üretime geçtik. Cumhuriyetimizin 100. yılında yerli üretime geçmek gibi bir hedefimiz vardı bundan 5-6 yıl önce. Şükür 2023 yılında bunu elde ettik, yerimizi kurduk, makinalarımızı satın aldık. Şu anda ilk ürünlerimizi üretir ve ihraç eder hale geldik. Bunun büyümesini öngörüyorum. Bizim ihracatımızın ve istihdamımızın yine %50 artacağı kanaatindeyim. Peki ihracat açısından, hani dış pazarlar açısından nasıl bir dönemden geçiyorsunuz? Zaman zaman ihracatçıların kur tarafında şikayetlerini duyuyoruz. Dillendirmeye de çalışıyoruz ekranlardan. Onların bir kur beklentisi var, kur yükselişi beklentisi var. Ama şimdi bugün orta vadeli programda bir hesap kitap yapınca aslında kurun çok da değişmeyeceği bir yıldan bahsediyor, evet, gibiyiz. Dolayısıyla hani mesela ihracatçı olarak siz nasıl yaklaşıyorsunuz? Şimdi ortalama dolar kurumuz herhalde 33.5 olarak açıklandı. Bu da yine yıl sonunda herhalde 37-38 gibi bir rakama, doğru, tekabül eder. Öyle düşünüyorum. Biz buna göre nasıl önlemler alıyoruz? Şimdi mesela diyelim ki finansmana erişimde sıkıntı var. Biz de sipariş öncesi mutlaka müşterimizi ikna edip %30-%50 dolayında bir ön ödeme alıyoruz. Bu ön ödeme aldığımızda hem riskimizi minimize ediyoruz, hem krediye finansmanı finansmana ulaşmadaki sıkıntının bir nebze olsun burada çözüyoruz. Tabii ki zor dönem, tabii ki ihracatçıların kur beklentisi var ama böyle de yola devam edebilir miyiz? Bence edebiliriz. Şimdi elektrik ürünleri, evet, pazarında faaliyet gösteriyorsunuz. Bu anlamda hani siz kendi özelinizde değerlendirdiğiniz yerli oranımızı arttırdık dediniz. Evet. Bu anlamda yapılan çalışmadan gelinen noktadan da biraz bahsedelim mi yerlilik seviyenizin artmasında? Tabii. Yerlilik seviyemizi şöyle arttırdık. Biz 20 yıldır Türkiye'de dünyanın en büyük elektrik ve enerji işleri yapan firmalarının bayilik ve distribütörlüklerini yapıyorduk. Hemen hemen çalışmadığımız firma kalmadı gibi. Ondan sonra bu firmalarla çalışırken tabii ilişkilerimiz güçlendi. Biz kendi ülkemizde
biz de bu ürünleri üretip dünya pazarlarına neden biz satmayalım diye bir düşünce hasıl oldu. Tabii bundan 10 yıl önce. 5 yıl önce de önümüze bir fırsat çıktı. Yine Güney Koreli bir firmanın distribütörlüğünü yapmaya başladık. Tabii bu anlamda biraz başarı sergileyince onlardan bir teklif geldi ve biz 5 yıl önce bu Güney Koreli firmanın dünyadaki tüm satış ve üretim lisanslarını satın aldık ve oradan biraz teknoloji transferi buraya yaparak yerli üretime başladık ve hedefimiz şu ki bugüne kadar ulaştığımız cironun hepsini kendi ürettiğimiz ürünlerde elde etmek. Peki. Peki Hasan Kaytan, çok teşekkür ediyorum. X-Koren Yönetim Kurulu Başkanı, bizlere hem orta vadeli programı değerlendirdiniz hem kendi ekonomik projeksiyonlarınızı değerlendirdiniz. Çok teşekkürler katkınız için. Ben teşekkür ederim İlke Hanım.